Evet sevgili arkadaşlar, Çınar'ı biliyorsunuz yakın zamanda tıraşladık. Şimdi Çınar bizden önceki hayatında biliyorsunuz 1,5 yıldır yoktu. Biz eski çiftliğimizi kapatınca Çınar'ı sağa sola diğer atlarla beraber dağıtmıştık. Bu süreçte Sayın Yılmaz Özbey'in de bahsettiği gibi kısa zaman belediye başkan yardımcısı. Çınar sokaklarda panik bir şekilde kendini paralayarak sağa sola vurmuş, yaralamış, aç. Yaralı belirli vaziyette bulup demişti ya. Şimdi Çınar'ı ben tıraşlayınca Çınar'ın vücudundaki izler bayağı bir belirgin oldu. Gösterebilir misin? Yakın çekim yap. Ha, buralarına. Şimdi bu hücre yenileyici Medikasol oluşan izleri giderir. Kremin de çek. Heh. Bu arkadaşlar vücudundaki izleri özellikle çek Gıyas'cığım. Bunları Medikasol sayesinde ısırık iziydi, tekme iziydi, yara izleriydi ve at nihayetinde tımarlansa da tıraşlansa da bu izler burada kalıyor. Ama siz bu Medikasol'u kullanırsanız ciddi anlamda hücre yenilendiğini insanlar için zaten üretilmiş bir krem. Ben mesela yüzümü çok sıkarım, siyah nokta sıkıyorum diye ister istemez tabii ki çiftlik hayatında toz, toprak, saman, gözenekleri tıkıyor. O yüzden çok sıkıyorum yüzümü ve o ister istemez yüzümdeki yaraları da geçiriyor. Hiç yüzümde iz yoktur mesela. Medikasol'e borçluyum. Ben hayvanlar için anlatıyorum ama siz insanlar kendinize buradan pay çıkartarak yarası verisi olan sivilce izleri, lekeleri olan kişiler kullanabilirler. Ama ben tabii ki hem kendimde ve hem hayvanlarımda kullanıyorum. Bir tüp bir atı çoğu zaman yetmiyor bile. İkişer üçer tane kullandığım oluyor. Düzenli kullanırsanız da mutlaka faydası oluyor sevgili arkadaşlar. Evet. Bir de bakın antibiyotikli kremler kullanıyorum. O Furasin pomat ya da Fusidin pomat kullanıyordum. O bitti, Fito vardı elimde. Fito'yu kullanıyorum. Antiseptik kremdir. Üzerinde yazıyor. İnsanlara kullandığınız göz damlalarını da hayvanlara kullanabilirsiniz. Hepsini ben köpeklerime de kullanıyorum. Atlarıma da kullanıyorum. Tabii ki atlar için sürme şeklinde böyle şeyler daha yararlı. Damlayı damlatıyorsunuz, hayvanın gözü iri, yatıramıyorsunuz falan, zorlanabiliyorsunuz. Ama o bahsettiğim sürme gibi enjeksiyon iğneye benzeyen bir merhem. İsmini biliyor musun biraz onun? Optilok var, ona benzer çeşitli. Çeşitli ilaçlar var. Var ama amaçları aynı. Evet. Küçük bir anekdot diye sizlerle paylaşmak istedim. Sevgiler, hoşçakalın. Kapatabilirsin.